Sefer bizim, zafer Allah'ındır diyerek çıktığımız bu yolda elhamdülillah şimdiye kadar ilçemizin şu ana kadar gezmedik hiçbir ev kalmadı. Ve de seçim sonrası da hiçbir zamanda kalmayacak. Bizler AK Parti teşkilatı olarak sadece seçmenini seçimlerde hatırlayan bir parti olmadı, olmayacağız. Ben fazla sözlerimi uzatmadan hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Şahsın oğlunu ve bunu yaptıklarıyla gurur duyan insanları ülkücüler olarak bu tuzağa düşmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız her zaman söylediği gibi bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bu nedenle dolayı yarın belediye başkan adayımız Cumhur İttifakı Hasan Koçer, Konya Büyükşehir adayımız Uğur İbrahim Altay'dır. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ben sözleri fazla uzatmayacağım. İnşallah 31 Mart'ta sandıklara sahip çıkıp en güzel şekilde önce ilimize, sonra Ankara'ya, milletvekillerimize yerliyi en güzel şekilde taşıyacağımıza buradan söz veriyoruz. Vekilimiz de gururla buradan ayrılabilir. Teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Bizlere güç veren, yön veren rehber ve yol göstericimiz olmuş değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Sayın Ahmet Sorgun Beyefendi'yi ilçemizde ağırlıyor olmanın haklı onuru ve gururu yaşıyoruz. 2014 yılında görev bize tevdi edildiğinden itibaren gerek il başkanlığı döneminde gerekse milletvekilliği döneminde aradığımız her an 7-24 saat ulaşabildiğimiz, destek gördüğümüz, belediyemize kazandırdığınız iş makineleri, yayların açılması, asfaltlanmasında emeğiniz ve desteğiniz çok büyük. Size şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Saygıdeğer vekilim, değerli misafirler, göreve başladığımızdan bu yana hizmet ağı ile ördüğümüz ilçemizde AK Parti'nin mührü vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm ülkede yaşanan değişim ve gelişimlerde yaylık olarak büyük hizmetler aldı. Çalışma arkadaşlarımız ile birlikte birçok projeye imza attık. Meclis üyelerimizin ve aziz hemşehrilerimizin desteklerini her daim yanımızda hissettik. İçme suyu ile başladığımız çalışmalarımız her mahalleye kilitli taş, altyapı hatları, prestij caddesi, kapalı pazar yeri, yayla yolları, mahalle yol ve sokakları, mezarlıkların bakım ve onarımı, parklar, bahçelerle devam etti. Yapar! Şehir konağının... Şehir konağının... Şehir konağının inşaatı sürüyor. 59 adet toku konudu. Hayvancılık bölgesi projelerini tamamladık. Gelecek dönemde de mega projelerimiz var. Tüm bunlar yol göstericimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun başarılı kadrolar olan AK kadrolar yapılıyor. 2014 yılından bu yana ilçemiz nüfus bazında 25 milyon TL ile en fazla hizmet alan ilçeler arasındadır. Hayvancılık ve tarımcılık alanlarında ürün çeşitliliği, yayla turizmi ile çok güzel projeler hazırlıyoruz. Belediye işi, gönül işi diyerek çalışmalarımızı Cumhur İttifakı ile daha da güçlenerek gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya sürdürmeye talibiz. Sayın Vekilim, 6 tane seçim geçirdik 2014 yılından bu yana. Ben huzurlarınıza ilçe halkıma en yüksek desteği verdiği için her zaman Cumhurbaşkanımıza %80'den aşağı düşmedik elhamdülillah. Bundan sonra da en güçlü desteği vereceğimize
inanıyorum. İnşallah buna çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle hümetle teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı daha güçlü kılacak. Devletimizi daha güçlü kılacak. Milletimizi daha güçlü kılacak. Orada içerideki ve dışarıdaki Türkiye düşmanlarına, vatan, millet, bayrak düşmanlarına karşı dimdik duracak. Dimdik. Sınırlarımıza. Sınırlarımıza. Binlerce tır. Binlerce tır. 911 kilometre Suriye sınırımıza. 350 kilometre Irak sınırımıza binlerce tır silah verenler, o silahlar niye verdiler? Orada sergilensin diye mi verdiler? Yoksa orada silah fuarı mı var yani? Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde silah fuarı mı var? Niye verdiler? Yoksa hatıra olsun diye mi verdiler? Kime karşı verdiler arkadaşlar? Kime karşı verdiler? O silahların orada ne işi var? Diyorlar ki çekip gideceğiz biz. E tamam çekin gidin. Alın silahınızı da alın, adamlarınızı da alın. Ne varsa götürün gidin. Yok. Ama Allah'ın izniyle arkamızda Yalıhük, Ahırlı, Bozkır, Seydişehir, Konya, Türkiye, milletimiz arkamızda, önümüzde de reisimiz Recep Tayyip Erdoğan olduktan sonra o silahlarıyla beraber nasıl Sur'da, Diyarbakır'da, Hakim'de, Hükmet'te silahlarıyla beraber gömdüysek yine orada da gömeceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Onun için bünyeyi güçlendirelim. Bu seçim elbette kağıt üzerinde muhtarlarımızı seçeceğiz. Muhtarlarımız bizim can damarlarımız. Muhtarlarımız bizim kılcal damarlarımız. Belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz. İlçe ve büyükşehir belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Ama aynı zamanda bir taraftan da güç mü vereceğiz, zayıflatacak mıyız? Daha çok güçlendirin, gücümüzden daha fazla hizmet edelim. Gücümüzden daha fazla istifade edin, değil mi? Onun için, peki, Yalıhöyük'ün insanı abi. Bir taraftan da tabii burada Ahırlı ilçe başkanımız, belediye başkanımız gözüme bakıyor. Şimdi de Ahırlı'da saati geçti diye gözümüze bakıyor. Tamam.